Derneğimizi 6-6,5 sene oldu kuralı. Derneğimizde çok güzel çalıştığımıza inanıyoruz. Salı günleri açığız. Salı günleri işte burada faaliyetlerimiz var. İkinci el eşyalar geliyor. Eşyaları seçip ihtiyaç sahiplerine iade ediyoruz. Evlenecek, esirgemeden çıkan çocuklarımıza bütün her şeysini, beyaz eşyasını sıfır, yatak odasını, her şeysini sıfır alıp onlara yuva kurmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada evlenemeyen, gelinlik alamayan, damatlık alamayanlara damatlık, gelinlik de veriyoruz. Bunlar hariç şeyden olanlar. Evet. Ama şeyde esirgemeden olanlar çok çok elimizin, onlar hepimizin çocuğu, bizim çocuğumuz, hepimizin çocuğu. Onlara daha çok destek oluyoruz. Bu arada 35-40 tane çocuğumuz, kız çocuğumuz, kırsal kesimden kız çocuklarımıza burs veriyoruz. Bunun çalışmalarımız nasıl, yani her yöreden gelen var mı? Tabii ki. Kırsal kesimden olana benim bütün şeyim, idealim erkek çocuğu değil de kız çocuğu. 35 tane kız çocuğumuz var ama erkek çocuklarının da anneler ağlamasın diye buradayız. Bazen ağlayarak babalar gelince onlara da kıyamadık. 10 tane de erkek çocuğumuz var burs verdiğimiz. Onları da elimiz üstünde, devamlı onları kontrol altında, işte şeylerini istiyoruz, ders kliplerini istiyoruz, nasılsınız, illaki okuyun falan diye onları uyarıda bulunuyoruz. Onların üstünü başına da, yani pek pek mağdur olanların üstünü başına buradan seçiyoruz, şu onu olacak, bu onu olacak. Mezun olan çocuklarımız gelip bize teşekkür ediyorlar, sizin için ne yapabiliriz? Bizim için hiçbir şey yapmayın. Sadece bir çocukta siz, mesleğinizi elinize alınca bir çocukta siz okudun diye uyarıyoruz çocuklarımızı. Peki Hasan, bu düğün faaliyetleriniz nasıl geçiyor? Nasıl başlıyor ve nasıl bitiyor? Şimdi evlenecek çocuğumuz, zaten hani hep tanıyoruz esirgemeden olan çocuklarımızı. Birbirine referans oluyor. Geliyor, biz de istekte bulunuyor. İşte ben evleneceğim ama düğün yapamıyorum, salon tutamadım, eşyam alamadım. Biz her şeysini esirgemeden olan bütün çocuklarımızın her şeysini, düğün salonunu, çeyizini, çemenini, her şeysini üstleniyoruz. Cuma gün gittik mesela, bir çocuğumuzun evini döşedik, buraya bir çeyiz astık. Allah bin kere razı olsun, katkıda bulunan herkese buradan teşekkür ediyorum. Her kişi üstüne düşen, ismini vermek istemedi, bir diş hekimi çocuğumuz bütün beyaz eşyasını alıverdi. Rabbim ona daha güzel kapılar açsın, daha güzelleri onun olsun. İşte birisi yatak odasını sahiplendi. Biz de elimizden geldiği kadar mutfak eşyasını, yemek takımını, çatalını, bıçağını, her şeysini, ne gerekiyorsa her şeysini temin ettik. Cumartesi de düğünümüz var. Buradan gelin çıkaracağız. Düğün salonumuzu ayarladık. Düğünümüz var. Peki afyonlar davetli. Yetimler dışında diğer gelen fakir vatandaşlara tabii ki, da yardımcı tabii oluyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Mesela geliyor, diyor ki kınalık alamadım, gelinlik alamadım, ayakkabısını alamadım. Biz buradan, gelinimiz çok. Gelinliğini veriyoruz. Kotemizliğe gönderiyoruz, temizlettiriyoruz ücret almadan. Ayakkabısını, gene ona da o gün elimizde ne varsa, mutfak eşyası falan, onu da veriyoruz. Sadece bizim şu ana kadar yaptığımız esirgemeden olan, yani birisi esirgemeden olan veya ikisi de esirgemeden olanımız çok. 42. düğünümüz esirgemeden olan. Ama başka hariç zamanda binlerce, her gün mesela her gün 2-3 düğün olan oluyor. Gınalığını götürüyor, gelinliğini götürüyor. Elimiz olan çeyiz eşyası veriyoruz. Yani her şeysini elimizden geldiği kadar gençlere, mağdur olanlara destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki ekleyeceğiniz bir şey varsa? Yani bu kadar işte, elimizden geldiği kadar fakirimiz, fukaramız kalmasın. Hiç kimse mağdur olmasın diye mağdurun yanındayız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz sizlerden.